Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, klasik Arapça metin okumaları dersindeki bu dersimizin konusu Kitab-ı Ebi Bekir'in ila ehli ridde. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ehli ridde, dinden dönenlere yazdığı mektup. Tamam. طبعا كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قبائل العرب التي ارتدت عن الإسلام. أبو بكر الصديق إسلامdan dönen Arap kabilelerine bir mektup yazdı. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم vefatından sonra kitaben vahiden bir mektup ve nasuhu işte onun metni bu şekilde. Ne yazmış bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Min Ebi Bekrin Halifeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Ebu Bekir'den ila kime? Men belagahu kitabi. Kitabımın ulaştığı her kimseye, yani mektubumun ulaştığı herkese. هذا من عامة وخاصة يعني ister avamdan olsun ister havastan olsun ister sıradan insanlardan olsun ister seçkinlerden olsun bu mektubumun ulaştığı herkesedir. Tamam, Ebu Bekir'den bu mektubumun ulaştığı herkese yazıyor. اقام على اسلامه İslam dini üzerinde kalmış olsun او رجع عنه veya İslam dininden dönmüş olsun. Bu mektubum, bu hitabım, burada söylediğim şeyler hepsi için geçerlidir diyor. Sonra selamun ala men ittaba'al huda. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Selamım ala men şu kimselere ki ittaba'al huda, hidayete tabi olanlara ve lem yerci' ba'del huda ila dalaleti vel ama. Ve وَلَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ الْهُدَى hidayetten sonra dönmeyen اِلَى الدَّلَالَةِ دَلَالَةَ وَالْعَمَى körlüğe dönmeyenlere olsun. Selamım hidayete tabi olanlara hidayetten sonra dalalete ve körlüğe dönmeyenlere diyor. فَاِنِّي اَحْمَدُ اِلَيْكُمُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ فَاِنِّي اَحْمَدُ اللّٰهَ ben Allah'a hamd ediyorum. Ama burada farklı bir üslup kullanmış. Diyor ki ben Allah'a hamd ettiğimi size bildiririm. Ya da sizin size tebliğ ediyorum Allah'a hamd etmenizi. Sizin Allah'a hamd etmenizi size bildiriyorum. Allah'a şükredin. Bak bunu size bildiriyorum. Allah şüphesiz ki ellezî o Allah ki la ilahe illahu ondan başka hiçbir ilah yok. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a hamd etmenizi size tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Ve eşhedü en la ilahe illallahü. O Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ediyorum. Vahdehu o tektir. La şerike lehu. Onun eşi benzeri olmadığına, onun tek olduğuna şahitlik ediyorum. Ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Ukirru bima ca'e bihi. Onun getirdiği şeyi ya da onunla beraber gelen şeyi ikrar ediyorum. Ukirru yani ikrar ediyorum, inanıyorum, iman ediyorum demek. Ve ukeffiru men eba. Kim karşı çıkarsa, isyan ederse ve ukeffir onu da kafir ilan ediyorum. Ya da inkar ediyorum. Kabul etmiyorum. Men eba. Ona karşı gelen, diretenleri de inkar ediyorum. Kabul etmiyorum. Ve ucahiduhu. Ve onlarla cihad edeceğim. Onlarla da mücadele edeceğim diyor. Peygamberin getirdiği şeye iman ediyorum. Ve ona karşı çıkanlara da men eba. Kim karşı gelirse, isyan ederse onları da kabul etmiyorum ve onlarla mücadele ediyorum. Emma ba'd. Evet, şimdi sadede gelelim. Asıl konumuza gelince
فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَرْسَلَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ Şüphesiz Allah Teala Muhammed'i gönderdi bilhakkı, hak ile, hakikat olarak, min indihi, kendi katından Muhammed'i hak olarak, hakikat olarak gönderdi. İlâ halgahi, kime gönderdi? Yarattıklarına. Yarattıklarına gönderdi. Beşiran ve neziran, müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ve da'iyen ilallahi biizni, izniyle Allah'a davet edici olarak. Ve siracen munira, aydınlatan bir fener, bir lamba olarak. Aydınlatan bir fener olarak Allah'ın izniyle kendisine bir davetçi, bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak kendi katından Muhammed'i hak ile gönderdi yarattıklarına. Niçin gönderdi? لِيُنْذِرَ uyarmak için مَنْ كَانَ حَيَّنْ diri olanları, sağ olanları, hayatta olanları uyarmak için. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ kafirlere de sözün hak olması için. Söz derken burada yani azap sözü. İnkar edenlere onun karşılığında azap vardır. Onlar cezasını çekecektir. Ama onlara cezası hak olması için önceden bildiriliyor, doğru yol anlatılıyor, onlara gösteriliyor, tebliğ ediliyor. Ondan sonra kabul etmezlerse bu söz onlara hak oluyor. Onlar hak etmiş oluyor. Tamam? Dileyenleri uyarması için ve inkar edenlere de azap sözünün hak olması için. فَهَدَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ مَنْ اَجَابَ اِلَيْهِ Ona icabet eden, yani Resulüne icabet eden kimseleri Allah Teala doğruya ulaştırdı. Heda, hidayete erdirdi. Yani bilhakkı, yani hakikate, hakka gösterdi. Doğru yolu gösterdi. وَدَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ de vurdu. Vurdu derken yani savaştı onlarla. بِاِذْنِهِ Allah'ın izniyle onlarla savaştı. Kimle? مَنْ اَدْبَرَ عَنْهُ Ondan yüz çeviren kimselerle. Yani dini kabul etmeyen, ona karşı çıkan kimselerle Allah'ın izniyle peygamberi de savaştı. Hatta ne zamana kadar? صَارَ اِلَى الْاِسْلَامِ İslam'a girinceye kadar. İslam olunca, yani Müslüman oluncaya kadar tav'an ve kerhen. İsteyerek veya istemeyerek veya zorla. İsteyerek veya zorla Müslüman oluncaya kadar yüz çevirenlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştı. Thumma teveffallahu rasulahu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah Teala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı vefat ettirdi. Tamam? Ömrü tamam oldu. Ve kad neffeze li emrillah. Allah'ın emrini yerine getirmiş olarak. Peygamberimiz vefat ettirildi. Allah Teala onun canını aldı. Nedir? Ve kad neffeze li emrillah. Ama Peygamberimiz Allah'ın emrini yerine getirmişti. Allah'ın emrini yerine getirmiş olarak. Ve nasaha li ümmeti. Ve ümmetine nasihat etmiş olarak. وَقَضَى الَّذ۪ي عَلَيْهِ قَضَى yani bir şeyi yerine getirmek, yapmak. اَلَّذ۪ي قَضَى اَلَّذ۪ي şu şeyi yaptı, o şey neymiş? عَلَيْهِ onun üzerinde olan şey. Yani üzerine düşen vazifeleri, üzerine düşen görevleri yaptıktan, ümmetine nasihat ettikten ve Allah'ın emrini yerine getirmiş olaraktan Allah peygamberini vefat ettirdi. Ahirete irtihal ettirdi peygamberimizi. وَكَانَ اللّٰهُ قَدْ بَيَّنَ لَهُ ذَٰلِكَ Allah Teala ona bunu açıklamıştı. ذَٰلِكَ Yani bu durumu, onun ölümlü olduğunu, onun bir gün öleceğini Allah Teala ona açıklamıştı. لَهُ بَيَّنَ لَهُ ona açıklamıştı. وَلِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ İslam ehline, yani Müslümanlara da açıklamıştı bunu, değil mi? فِي الْكِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ indirdiği kitapta ya da enzelehu diyebiliriz mesela. Ona indirdiği kitapta, yani peygamberine indirdiği kitapta ona ve Müslümanlara bu durumu açıklamıştı. Ne buyuruyor Allah Teala? Kale Allahu Teala, Allah Teala buyuruyor ki inneke meyyitun, şüphesiz sen öleceksin. Ve innehum meyyitun, onlar da ölecekler.
Allah Teala onun nedir? Ahirete göç etmesine izin verdi. Ama bunu daha önceden bildirmişti değil mi? Onun ölümsüz olduğunu hiç söylemedi. İnneke meyyitun, şüphesiz ki sen öleceksin. Ve innehum meyyitun, onlar da ölücüdürler. Suratü Zümer. Ve kâle lil mu'minine, müminlere de Allah Teala şöyle buyurdu. Ve mâ Muhammedun illâ rasûl. Muhammed hiçbir şey, illa rasûl, yani o peygamberden, bir elçiden başka bir şey değildir. Kad halet min qablihi er-rusul. Ondan önce de peygamberler gelip geçti değil mi? Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Efe in mate, eğer ölse, mate ölse, ev kutile, veya öldürülse, in galebtum ala a'kabikum, topuklarınız üzerine geriye döndürülecek misiniz? Bütün her şeyden vazgeçip eski halinize mi döneceksiniz? O bir peygamberdir, bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Eğer o ölse veya öldürülse, siz topuklarınız üzerine geri tekrar dönecek misiniz? Eski dininize, eski alışkanlıklarınıza dönecek misiniz? Sonra Allah Teala buyuruyor ki, وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ, kim gerisin geri dönerse, فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْءٍ, Allah'a hiçbir şey, hiçbir şekilde zarar veremez. Allah'a hiçbir şey zarar veremez, ya da Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ, Allah şükredenlere karşılığını tas tamam verecektir. Seyeczi cezasını, yani karşılığını Allah şükredenlere tas tamam verecektir diyor. Suratu Ali İmran. Femen kâne, yine Ebu Bekir devam ediyor. Femen kâne innemâ ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden kad mâte. Vemen kâne ya'budu Allah vahdehu la şerike lehu fe inne Allah lehu bil mirsad hayyun la yemut. Diyor ki, femen kâne, kim idiyse, kim şöyle ise yani. İnnemâ ya'budu Muhammeden. Sadece Muhammed'e ibadet değil de kulluk ediyor idiyse. Kim Muhammed'e kulluk ediyorsa, fe inne Muhammeden kad mâte. Şüphesiz Muhammed ölmüştür. Tamam? Şüphesiz Muhammed ölmüştür. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ, kim de eşi benzeri olmayan bir olan Allah'a ibadet ediyorsa, Allah'a kulluk ediyorsa, فَاِنَّ اللّٰهَ, şüphesiz ki Allah, lehu, onun için bilmirsat, gözetlemektedir, onu görmektedir. Hayyun, o diridir, la yemut, o asla ölmez. Kim Muhammed'e ibadet ediyorsa, Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa, eşi benzeri olmayan bir olan Allah'a, şüphesiz Allah Teala onu gözetlemekte, görmektedir. Hayyun, o diridir. La yemut, ve o asla ölmez. Ve la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Burada ayetten alınmış. Ve la te'huzuhu, onu almaz. Sinetun, bir uyuklama, ve la nevm, bir uyuklama ve uyku hali almaz. Hafizun li emrihi, emrini, işini korur, muhafaza eder. Yani dinini korur. Muntakimun min aduvihi, düşmanlarından intikam alır. Bi hizbihi, kendi taraftarlarıyla düşmanlarından intikam alır. Muntakimun min aduvihi, düşmanlarından kendi, yani kendine inananlarla düşmanlarından intikam alıcıdır o Allah Teala. وَاِنِّي اُوْصِيكُمْ بِتَقْوَ اللّٰهِ, size Allah'tan korkmayı, Allah'ın emirlerinden sakınmayı tavsiye ediyorum. وَحَظِّكُمْ وَنَصِيبُكُمْ مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan size düşen nasibinizi ve payınızı, hakkınızı size tavsiye ediyorum. وَمَا, şu şeyi, جَاءَكُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberinizin size getirdiği şeyi tavsiye ediyorum. Mâ câekum, size geldi, bihi, onunla. Yani peygamberinizle size gelen şeyi size tavsiye ediyorum. Tam bunları tavsiye ediyorum. Allah'tan payınıza düşen nasibinizi tavsiye ediyorum. Ve en tehtedû, hidayete ermenizi, yani doğru yolu bulmanızı, bihudâ, onun hidayetiyle doğru yolu bulmanızı.
ve en te'tesimu bi dinillah, Allah'ın dinine sımsıkı sarılmanızı tavsiye ediyorum. Tebaşa dönersek. Ve inne kulle men lem yehdihillahu dalun. Fe inne kulle, hepsi. Men, şu kimselerin hepsi. Kimmiş onlar? Lem yehdihillahu. Allah onlara hidayet vermedi. Allah'ın hidayet vermediği kimselerin hepsi dalun. Sapıtmıştır. Ve kullu, şu fe inneye bağlayalım buraya da. Fe inne kulle men lem yuafihi, Allah'ın afiyet vermediği ya da kurtarmadığı kimselerin hepsi aynı şekilde muptelen, yani belaya düçar olmuştur, bedbahtır. Afa yuafi idi. Lemden dolayı sonundaki illet harfi düştü, değil mi? Kulle, herkes, men, şu kimselerin hepsi, lem yuafihi, Allah onu kurtarmadı. Allah'ın kurtarmadığı herkes de muptela, bedbahtır, belaya düçar olmuştur. Ve kulle men lem yu'inhillahu, Allah'ın yardım etmediği kimselerin hepsi de mahzulun, terk edilmiştir, bırakılmıştır. E'ane yu'inu men lem yu'inhi, Allah ona yardım etmedi. Allah'ın yardım etmediği herkes de terk edilmiştir. Femen hedâhullâhu, kim Allah kime hidayet vermişse, kâne muhtediyen. Femen hedâllâhu, Allah kime hidayet verdiyse, kâne muhtediyen, o doğru yolu bulmuştur. Ve men edallehu, وَمَنْ اَضَلَّهُ, Allah kimi de dalalete düşürmüşse, saptırmışsa, كَانَ ضَالًا, o dalalete düşmüştür, sapıtmıştır. Başka kaçış yolu yoktur. Kimi de saptırırsa o dalalete düşmüştür. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى, Allah Teala şöyle buyuruyor. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ, Allah kimi hidayete erdirirse, فَهُوَ الْمُهْتَد۪ي, o doğru yolu bulmuştur. وَمَنْ يُضْلِلْ, kimi de saptırırsa, felen tecide lehu, onun için bulamazsın, veliyen murşida, doğru yolu gösteren bir dost hiç kimseyi bulamazsın. Felen tecide lehu, onun için bulamazsın, veliyen, bir dost, murşiden, yol gösteren, irşad eden bir dost bulamayacaksın. Allah kimi saptırırsa onlar için bir kurtuluş yok. وَلَمَّا يُقْبَلْ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا عَمَلٌ, dünyada ondan yukbel, lem yukbel yani kabul edilmez, amelun, dünyada ondan hiçbir amel kabul edilmez, iyi veya kötü amel fark etmez, yani hiçbir iyi ameli dünyada kabul edilmez. Ne zamana kadar? Hatta يُقِرَّ بِهِ, onu ikrar edinceye kadar, ona iman edinceye kadar, Allah'a ve onun dinine İman edip onu kabul edinceye kadar dünyada yaptığı hiçbir amel ondan kabul edilmez. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ, ondan kabul edilmez, fil ahireti, ahirette kabul edilmez. صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ, صَرْفٌ herhangi bir masraf, para vereyim kurtulayım yani, herhangi bir karşılık, وَلَا عَدْلٌ veya bir işte adele, mesela tövbe etti, yaptıklarından vazgeçti, pişmanım dedi, değil mi? Herhangi bir tövbe veya herhangi bir karşılık ahirette kabul edilmez. Bu dünyada iman etmemişse ne dünyada yaptığı amellerin bir faydası oluyor, ne de ahirette bir bedel veya tövbesi, işte pişmanlığı fayda vermiyor. وَقَدْ بَلَغَنِي رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, sizden, dininden dönen bazı kimselerin dönüş haberi bana ulaştı. وَقَدْ بَلَغَنِي رُجُوعُ, döndüğü haberi bana ulaştı. مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ, sizden dönen kimselerin, عَنْ دِينِهِ, sizden, dininden dönen kimselerin dönüş haberi bana ulaştı. بَعْدَ اَنْ اَقَرَ, dininden dönmüş ne zaman? بَعْدَ اَنْ اَقَرَّ بِالْاِسْلَامِ, İslam'da karar kıldıktan ya da İslam'ı ikrar edip onayladıktan sonra, İslam'a iman ettikten sonra, ve amile bihi, ve onunla amel ettikten sonra, İslam'a inanmış, ikrar etmiş, kabul etmiş, ve amile bihi,
ve onunla amel ettikten sonra dininden dönen sizden bazı kimselerin haberi bana ulaştı. Dininden dönmüş niçin? İgtiraran billah. Allah hakkında gurur demeyelim de gaflete kapılmasından. Yanlış bilmesinden, iğtiraran, aldanmasından, Allah hakkında aldanmasından, gaflete düşmesinden ve cehaletin bi emrihi, onun emrini, dinini bilmemesinden, cahilliğinden ve icabeten li şeytan, ve şeytana uyduğu için, şeytana itaat ettiği için ya da şeytana uyduğu için, Allah'ın emrini bilmediği ve Allah hakkında gaflete düştüğü için İslam'a girip kabul edip onunla amel ettikten sonra dininden dönen bazı kimselerin haberi bana ulaştı. قال الله تعالى, Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, biz meleklere dedik ki اُسْجُدُوا لِآدَمْ, Adem'e secde edin. Fe, bunun üzerine fesecedu, secde ettiler. اِلَّا iblis hariç. İblis hariç hepsi secde etti. كَانَ مِنَ الْجِنِّ, iblis cinlerden idi. فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ, Rabbinin emrinden çıktı. Tamam. İblis Rabbinin emrinden çıktı. Adem'e secde etmedi. Rabbinin emrini yerine getirmedi. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ, اَفَتَتَّخِذُونَهُ, onu mu ediniyorsunuz? وَذُرِّيَّتَهُ, ve onun soyundan gelenleri, onun zürriyetini, اَوْلِيَاءَ, dostlar mı ediniyorsunuz? Yani bu iblis ve iblisin soyundan gelenleri mi dostlar ediniyorsunuz? Min duni, yani beni bırakıp, ben olmaksızın, beni bırakıp da iblisi ve onun soyundan gelenleri mi dost ediniyorsunuz? Bütün bunları bilmenize rağmen. Ve hum, onlar lekum, sizin için aduvun, düşmandır. Onlar sizin için düşmandır. Bi'seli zalimine bedela, zalimler için ne kötü bir karşılık vardır. Çünkü onlar zulmediyorlar. Kulluk yapılmayı hak eden Allah'tır. Onlar başkasına kulluk ediyorlar. Başkasına tabi oluyorlar. İşte o zulmedenlere için ne kötü bir karşılık vardır. Bedeli ağır olacaktır. Ve kâle teâlâ, Allah Teala yine şöyle buyuruyor. İnne şeytâne lekum aduvun. Şeytan sizin için apaçık düşmandır. Şeytan sizin için düşmandır. Aduvun. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّ, onu düşman edinin. اتَّخِذُوا, siz edinin hu, onu aduven, onu düşman edinin. اِنَّمَا يَدْعُوا, o sadece çağırır, davet eder. حِزْبَهُ, kendi grubunu, taraftarlarını çağırır. لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, alevli ateşin ashabından, yani cehennem ehlinden olmaları için onları davet eder. Şüphesiz şeytan sadece grubunu çağırır. Niçin? Alevli ateşin ashabından, cehennem ashabından, cehennem ehlinden olmaları için çağırır şeytan taraftarlarına. وَاِنِّي بَعَثْتُ اِلَيْكُمْ, بَعَثْتُ ya da gönderdim ya da اَنْفَذْتُ اِلَيْكُمْ, size gönderdim. وَاِنِّي اَنْفَذْتُ اِلَيْكُمْ, size gönderdim fulanın, falancayı gönderdim diyor. Yani komutan olarak gönderdim ya da elçi olarak. Fi ceyşin minel muhacirin vel ansar ve tabi'in bi ihsan. Muhacir, ensar ve tabi'in, tabi olanlar bi ihsan. Onlara güzellikle tabi olanlardan. Muhacir, ensar ve onlara güzellikle tabi olanlardan oluşan bir ordunun içinde falancayı size gönderdim. Elçi veya komutan olarak. Ve emertuhu, ve ona emrettim o kişiye, o komutana, elçiye. Ella yuqatila ahaden, hiç kimseyle savaşmamasını. Ella yuqatila ahaden, hiç kimseyle savaşmamasını. Ve la yaqtulehu, öldürmemesini. Ve la yaqtule, öldürmemesini hu, hiç kimseyi. Ne zamana kadar? Hatta yed'uvehu, o kimseyi davet edinceye kadar. İla da'iyetillah, Allah'ın davetine. Yani Allah'ın dini İslam'a davet edinceye kadar hiç kimseyi öldürmemesine, hiç kimseyle savaşmamasını ona emrettim. فَمَنْ اِسْتَجَابَ لَهُ, kim ona icabet eder dediğini kabul ederse. وَاَقَرَّ, ve ikrar eder, iman ederse, dini kabul ederse. وَكَفَّ, ve yaptığı yanlıştan vazgeçerse. وَعَمِلَ صَالِحًا, ve salih amel işlerse. قَبِلَ مِنْهُ, o kişi benim elçim, yani fulanca dedi ya,
Kabile minhu. Ondan bunu kabul eder. Bu yaptığı doğru şeyleri kabul eder. Ve e'anehu. Ona yardım eder. Aleyhi. Ve e'anehu aleyhi. Yani bu dini yaşaması hususunda ona yardım eder. Ve men eba. Kim karşı çıkarsa. Tamam. Aynı iblis gibi. Eba ve stekbara. Diretip karşı gelip kibirlenirse yani. Ve men eba. Kim karşı gelirse. Emertu. Emrettim kime? Yani elçime, komutanıma emrettim. En yukatile, onunla savaşmasını. Ala zalik. Bu hususta onunla savaşmasını ona emrettim. Yani dine karşı gelirse bu hususta onunla savaşmasını ona emrettim. Thumme la yubgi. Sonra hiç kimseyi bırakmamasını ya da ene bağlayarak thumme la yubgiye. Hiç kimseyi bırakmamasını. Ala ahadin. Yani hiç kimseyi bırakmamasını minhum. Onlardan, yani inkar edenlerden, karşı gelenlerden, asi olanlardan hiç kimseyi bırakmamasını, onlarla savaşmasını, hiç kimseyi bırakmamasını emrettim. Kadere aleyhi, yani onlara güç yetirdi. Yani gücü yettiği ölçüde kadere aleyhi ona güç yetiriyor. Yani gücü yettiği ölçüde onlardan hiç kimseyi bırakmamasını ona emrettim. Ve en yuharrikahum, onları bin nari. Ya da bin nirani, narın çoğulu niran, ateşlerle onları yakmasını. En yuharrikahum, onları yakmasını bin niran, ateşlerle. Ve yaktulehum kullel gıtle. Ve yaktulehum, onları öldürülmesini kulle gıtle, bütün bir şekilde. Ya yani onları kırıp geçirmesini emrettim. Gatelehum, onları öldürmesi ama nasıl? Kulle gıtle, tam bir öldürüşte. Bu nedir? Mef'ulü mutlak oluyordu değil mi? Ya da külle naibun an mef'ulun mutlak. Mef'ulun mutlağın naibi. Tam bir öldürüşle, yani onları kırıp geçirmesini ona emrettim. Ve en yesbiyen nisa'e ve zerari. Kadınlarını ve zürriyetlerini, yani çocuklarını esir almasını. En yesbiye. Esir almasını. Kadınları ve çocuklarını esir almasını. Ve la yakbele min ahadin. Hiç kimseden hiçbir şey kabul etmemesini. İllel İslam. Yani hiç kimseden İslam dışında, yani Müslüman olması dışında hiçbir şey kabul etmemesini emrettim. Yani ben para vereyim, kurtulayım, şunu yapayım. Yok. Müslüman olmadan başka kurtuluş yolu yok. İslam'dan başka hiçbir şeyi kabul etmemesini emrettim. فَمَنْ تَبِعَهُ Kim ona tabi olursa فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ O onun için hayırlıdır. وَمَنْ تَرَكَهُ Kim onu terk ederse فَلَنْ يُعْجِزَ اللّٰهُ Allah'ı aciz bırakamayacaktır. O Allah'ı aciz bırakamaz. Tamam, kim ona tabi olursa fehuve hayrunle. Bu durum onun için hayırlıdır. Ve men terakehu, kim de onu terk ederse felen yu'cize Allah. Allah'ı aciz bırakamayacaktır. Ve kad emertu rasuli, elçime emrettim. En yakra'e kitabi, kitabımı okumasını, yani mektubumu okumasını emrettim. Fi kulli mecma'in lekum, sizin için her toplanma yerinde. Mecma, cema'a toplandı, topladı. Mecma'a toplanılan yer. Sizin için her toplanma yerinde, her yerde, yani bir araya geldiğimiz her yerde mektubumu okumasını elçime emrettim. Ve da'iyetu el ezan, davet ezandır. فَإِذَا اَذَّنَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar ezan okuduğunda فَاَذَّنُوا Onlar da okursa, Müslümanlar ezan okuduğunda onlar da ezan okursa كَفُّوا عَنْهُمْ Onlardan uzak dur. Onlara hiçbir şey yapmayın. Onlardan elinizi çekin. Onlara zarar vermeyin demek. فَاِنْ لَمْ يُؤَذِّنُوا Eğer ezan okumazlarsa, Müslümanlar ezan okuyunca, ezan okuma vaktinde onlar ezan okumazlarsa عَاجَلُوهُمْ عَاجِلُوهُمْ Onlar hakkında acele edin. Hemen üzerine çullanın ve onlara gereğini yapın demek. Ezan okumadıklarında. Fe in ezzenu, eğer ezan okurlarsa, Müslümanlar ezan okuduğunda, ezan okuduklarında is'eluhum, onlara sorun. Ma aleyhim, onların üzerine gerekli olan şey. Yani zekat, diğer ibadetler, Müslümanların yapması gereken şeyleri yapıyorlar mı? Onları yapacaklar mı? Zekat verecekler mi? Bunları sorun diyor. فَاِنْ اَبَوْا Eğer karşı çıkarlarsa, zekat vermeyeceğiz filan derlerse عَاجِلُوهُمْ Onların da üzerine çullanın. Hemen onların da işini bitirin.
Ben İslam'ın şu emrini kabul ediyorum, işime geliyor, bunu kabul etmiyorum. Yok. Ya hepsini kabul edin ya da ölün diyor. Ve in akarru, eğer ikrar ederlerse, kabile minhum, onlardan kabul edilir. Ve hamelehum, ve onları sevk eder, ala ma yenbeğilehum, kendileri için gereken şeye. Kendileri için gereken şeye onları ne yapar? Sevk eder. Yani onların yapmaları gereken şeyi onlara öğretir, onlara tavsiyelerde bulunur diyor. Hazreti Ebubekir dinin hiçbir emrinden taviz vermiyor ve aldığı kararda son derece isabetli oluyor. Ve bu metnimiz de burada bitti. Bir sonraki metinde görüşmek üzere. Maasselame.